Hazır film müziği demiş ve Gökhan Kırdar'dan bahsetmişken sanatçıyı programımıza konuk etmek istedik. Günümüzde film gramerinin, dramatik anlatımın çok önemli bir parçası olarak kabul edilen müzik kullanımına dair fikirlerini sorduk. Foton Çağı projesinden Under Deep Water filmine yaptığı müziklere çalışmalarını kendi ağzından dinledik. Benim aslında başlangıç olarak 93 yılına rastlıyor. Henüz ilk albüm çalışmamı, Serseri Mayın'ı yayınlamadığımız bir dönem. Onun öncesinde Atıf Yılmaz'la, rahmetli, Gece Melek ve Bizim Çocuklar için beraber çalışma şansını yakalamıştım. 23 yaşında. Benim için iyi bir başlangıçtı. Tabii o yıllar Gece Melek ve Bizim Çocuklar olsun ve beraberinde aynı dönem içerisindeki filmler olsun, Türk sinemasının artık sonuna yani parladığı bir dönem vardı. 80'li yıllar ve onun sonrasında 90'lı yılların başında sinema sektörü biraz daha geri adım atma noktasındaydı. Benim için iyi bir başlangıç oldu Gece Melek ve Bizim Çocukların müziğini hazırlamak ve aynı zamanda da bir film için orijinal müzik, yani orijinal score dediğimiz çalışmaların pek yapılmadığı bir dönemde benim özel olarak bu beste çalışmasını bir film için, bir Türk filmi için özel bir beste çalışması yapmış olmam o anlamda o dönem içerisinde de iyi bir başlangıç olmuştu. İsyanın yarışıma ölüm bile susuyor, ardına dönüp giden sen misin akadın? Bunun devamında Amerikalı Paxton Winters yönetmen ilk filmini hazırlamıştı ve o filmini hazırlarken Ethnotronics albümündeki şarkıları kullanarak montajını tamamlamış ve benimle görüşmeye geldiğinde Ethnotronics'ten kullandığı çalışmalar ama ben daha özgün sadece bu film için özel bir çalışma yapmayı teklif ettim ve Cape Pleasure albümü. Cape Pleasure albümündeki çalışmaların çoğu Paxton Winters'ın Crude isimli filminde kullanıldı ve o film aynı yıl içerisinde Amerika'daki IFB, Los Angeles IFB Film Festivali'nde, Seattle'da ve birçok Avrupa festivallerinde birincilik kazanınca, ödül alınca benim uluslararası anlamda bir film müziği kariyerim oluşmuş oldu. 2005, 2006 ve bu bulunduğumuz yıllara kadar 7 yıldır, 7 yıl içerisinde toplam 7 uzun metraj film ve 24 tane dizi projesine imza atmış oldum. Atmosfer önemlidir film müziğinde. Baştan sona şarkılar olmasının bir anlamı yoktur. O atmosferi yakalamak çok önemlidir. Benim ortaya koymuş olduğum bu iç ses, o sahnede oynayan oyuncunun o andaki ruhunda hissettiği duyguyu yansıttığı sürece siz aslında eksik kalan o ruhsal noktayı doldurmuş oluyorsunuz müzikle ve o oyuncunun ya da o sahnenin, o görselliğin ruhunu ve duygusallığını müzikle sağlamış oluyorsunuz. Adım adım geçer zaman, biter günüm. Ben neredeyim? İzlediğim görüntü bende nasıl bir etkileşim yaratıyorsa benim yaptığım müzik de yönetmen üzerinde, senaristler üzerinde ve oyuncular üzerinde mutlaka bir motivasyon ve duygu sağlaması anlamında da müzik biliyorsunuz sonuçta soyut bir sanattır ve film sanatı tek başına sesini kapattığınız zaman çok fazla boyut içermiyor. Uzakta, hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. Photon Age kavramı
birçok zihinde, dünya üzerindeki birçok beyinde birçok şeyi ifade ediyor. Önemli olan bir şekilde yaşadığımız artık iflas etmekte olan felsefeleri, materyalizm gibi, endüstrileşme gibi felsefelerin bizim için çok iyi felsefeler olmadığını, doğaya dönük de olmayı başarabilmemiz, yani endüstrileşmeyle, doğayla bir arada dengeyi yakalayabilecek bir insan bilincine ulaşabilmemiz anlamında Photonage'i gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Bu bir sahne performansı, bir müzikal olarak başlasa da devamında bir film projesi, müzikli bir film projesi olarak da bir seri olarak önümüzdeki dönem içerisinde ele almayı düşündüğümüz bir proje. Under Deep Water, insanın başlangıcından itibaren hayatı boyunca aldığı derin ve bilinç altındaki durmakta olan, birikmekte olan olguları işleyen bir film olması anlamında beni çok etkiledi. Yönetmen olarak Dieter'in anlatmaya çalıştığı o visual dünya aslında bütün herkesin, hepimizin yaşadığı bir dünya. Hepimizin içsel ve bilinçaltı yolculuklarını anlatan bir dünya olması anlamında. Bu derinliği hissedebildiğim ender filmlerden birisi oldu. Ve film üzerinde çalışırken kendi suyun derinliğinde ya da uzayın derinliğinde hissettiğim kavramları, olguları kendimi sorgulamama yol açan bir film olması anlamında. Ortaya çıkarttığım çalışmayı da, müziği de çok daha karmaşık, kavramsal, birbirine girift, alışılagelmişin dışında ve deneysel bir takım çözümlemelere götüren bir film projesi oldu.